İnancın neydi? Dine inanç anlamında. Bir yaratıcının varlığı, yokluğu. Yok, öyle şeyler inanmıyorum ben. Din bence benim hayatımı kolaylaştıran bir şey değildi. Kendiliğinden olan şeyler bunlar. Yani ille de bunlara bir üstünde bir irade olmasına gerek yok. Yani böyle bizi devamlı idare edecek bir şeye ihtiyacımız yok. Bu bir tanrı da olabilir yani. Bir delil sunsam, tekrar yaratıcıyı kabul eder misin? Ya tartışılabilir. Tartışılabilir. Bir yaratıcının varlığını arka planda görebiliyorum. Tamam, o zaman bir dakika, o zaman şunu yap bence sen. O zaman YouTube'da yayınlamada sıkıntı olmaz. Yok, hayır, olmaz. İnancın neydi? Dine inanç anlamında. Aynen, bir yaratıcının varlığı, yokluğu. Yok, öyle şeylere inanmıyorum ben. Yani yaratıcılık bizim ortaya çıkarttığımız eserler olabilir ya da kullanışlı şeyler olabilir. Ama bizi yaratan bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Okumalar da yaptım tabii ki, bu yönde okumalar yaptım. Bunun dışında daha farklı olan ama kafamı açan okumalar da yaptım. Ve bunların sonucunda da böyle bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Din bence benim hayatımı kolaylaştıran ya da beni ileriye taşıyacak bir şey değildi. O yüzden de geride kalması en doğrusu oldu. Daha kullanışlı şeylerle, beni geliştiren, işte hayatımı güzelleştiren daha kullanışlı şeylerle uğraşmayı daha çok seviyorum. Bir yaratıcının yokluğunu söyledin ya. Evet. Bununla alakalı bir delil buldun mu? Yani dedim ki benim için kullanışlı bir şey değil bunu bilmek yani. Olması ya da olmaması benim hayatımda herhangi bir şey değiştirmiyor. Yani iyi yönde bir değişim yol açsaydı belki de bu sorudaki her iki yöndeki cevap hayatımda bir şeyleri kolaylaştırsaydı o yönde devam ederdim. Kolaylaştırmıyor derken mesela sevdiklerinle bir yerde buluşmak insanı mutlu eder değil mi? Daha huzurlu çalışmanı sağlayabilir. Şimdi tabii, ölüm gerçeği hepimizi bekliyor, doğru mu? Doğru, tabii. Şimdi ölüm gerçeği hepimizi bekliyorken bizim bir yaratıcıya olan inancımız ve ahirete olan inancımız, sevdiklerimizle bir yerde buluşma inancıyla beraber o zaman bizi daha verimli çalışma itmez mi? Hani dedin ya faydasını görmüyorum. Ben tam tersini düşünüyorum. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü hem mantıken, hem ilmen, hem de hissiyat olarak bir yaratıcıya inanırsak, hem de ahiretin varlığına net bir şekilde inanırsak verimde de artış olacaktır. Huzurda da artış olacaktır. Herkesin çekindiği depresyon kavramında da bir çözüm olacaktır. Çünkü sıkıntılar gidecek bir yaratıcıya kabul edince. Ama bunun tam tersi olunca bir yokluğa gideceğini düşünmek, sevdiklerinle ebediyen ne zaman ayrılacağım düşüncesiyle insan yaşarsa bu sefer hiçbir şeyde tam verimi sağlayamayacaktır. Ve depresyon moduna daha rahat girecektir diye düşünüyorum. O zaman bu bir fayda olmaz mı? Yani bir kere şöyle söyleyeyim. Sen bir yaratıcı olmasını otomatik olarak bir ahiret inancına da bağlıyorsun tabii. Bu düşüncenin bir tarafı da bu. Bir ahiret olduğu için orada sevdiklerimizle buluşacağız. Hani bu bize bir motivasyon kaynağı da olacaktır diyorsun ama. Verim de sağlar. Evet. Bence öncelikli olarak bu işi burada şey yapalım. Yani biz burada sevdiklerimizle beraber olalım, burada işte işlerimizle başarılı olalım, ne yapıyorsak bunu en iyi şekilde yapalım. Bu bize iyi gelsin, bizi motive eden şeyler aslında bunlar. Sonra işin o tarafını bence düşünebilirsin, bana kalırsa yani. Ben işin o tarafını çok düşünmüyorum. Yaşadığım yer burası olduğu için burada bu bahsetmiş olduğum bu sevinçleri, neşeyi, senin bahsettiğin o hani benim seni motive edecek olan şey ben burada. İşte burada mutlu edecek zaten benim dediğimde. Hani benim dediğim de burada oluyor. Hani bir yaratıcı kabul edince burada işin daha verimli olacak. Günün daha verimli geçirecek. Daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacak. Bir ölüm haberinde çok fazla üzülme olmayacak. Bir sıkıntı çektiğinde çok fazla üzüntü yaşamayacak. Yani hayatın her aşamasında daha verimli ve daha huzurlu bir hayat geçirmiş olacak. Yani burada da huzurun kaynağını ben orada görüyorum. Senin tabii bu hipotez kuruyorsun. Kurduğun hipotez seni böyle bir sonuca götürebilir. Senin dediğin şekilde de faydalı olmaz mı? Yani belki de olur. Ama bence işin bu tarafına odaklansak çok daha doğru. Yani senin düşüncende olan birisinin de bence yapması gereken öncelikle şey, bütün o her şeyi burada yapabilmek, burada annesini babasını mutlu edebilmek, burada sevgilisini eşini mutlu edebilmek, kendisi de hani bütün bunlardan bir kaynak olarak kendisi de mutlu olması daha bence doğru. Ondan sonra tabii ki işin o tarafına da bence isterse, senin gibi düşünen birisi isterse tabii ki odaklanabilir. Yani böyle düşünmek de insanın hani sonsuz bir yaşama olan inancı da tabii ki motive edici olabilir. Şunu soracağım, eğer mantıklı ve akla yatkın bir delil sunsam fikrini değiştirip tekrar yaratıcıyı kabul eder misin? Ya tartışılabilir. Bir konuşalım mı istersen? Tabii, olur. Diyelim ki sen bir yazarsın ve sürekli kitap yazıyorsun. Şimdi insanlar bana gelip bu kitapların yazarı kim diye sorsalar, ben de tabii ki bu işi mürekkep yapıyordur desem mantıklı olmaz. Bu mürekkep sadece kullanılan bir araçtır deriz. Bu işi yapan mürekkebin arkasında bunu kullanan ilmi, iradesi, kudreti, hayatı olan bir yazar vardır deriz. Doğru mu? Her kitabın bir yazarı vardır. Doğru. Aynen. Mürekkep bu işi yapıyordur dersek mantıksız olur. Niye? Çünkü mürekkepte bu sıfatlar yok. Ne ilim var, ne irade var, ne kudret, ne hayat.
Demek ki mürekkebin arkasında mutlaka birisinin olması lazım deriz. Aynı bu örnek gibi de aslında evren de iç içe geçmiş kitaplar hükmünde. Sürekli yazılan eserler, sürekli ortaya çıkan kitaplar hükmünde. Günde 350 bin insan dünyaya geliyor. Yeni bir eser var. Mesela bir anneye baktığımızda anne eserinden, anne kitabından bir şefkat manasını okuyabiliyoruz. Aynı kitaptan okuduğumuz gibi. Veya yeryüzündeki yiyeceklere baktığımızda burada cömertlik manasını çıkarabiliyoruz. Cömertliğin olduğunu görebiliyoruz. Veya gezegenlerin hareketine baktığımızda da izzet ve azamet manalarını okuyabiliyoruz. Zaten üniversitelerde açtığımız farklı farklı fen dalları ve hastanelerde açtığımız ayrı ayrı branşlar ve bunlar için yazılmış yüzlerce kitap ve kütüphanelerin olması da ne kadar kompleks bir kitap içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor. Bir çekirdeği attığımızda devasa bir ağacın, devasa bir kitabın özeti çekirdeğinin olduğunu görebiliyorum. Veya bir tavus kuşuna baktığımda yumurtasında özetinin yazıldığını görebiliyorum. Veya bir insana baktığımda yine DNA'sına baktığımda 3,5 milyar harften oluşan bir DNA sisteminin olduğunu görüyorum ve 100 trilyona yakın hücre olduğunu düşündüğünde kütüphane hükmünde bir kitap olduğunu tek bir insanda görebiliyorum. Hatta tek bir insan kitap olarak baktığımızda dünyanın en büyük kütüphanesinden daha kapsamlı bir bilgiye sahip. En başta dediğim gibi bir kitabın arkasında, mürekkebin arkasında bir yazarı kabul ettiğim gibi bu sürekli oluşan kitaplarda da, sürekli oluşan eserlerde de tek bir insanın bir kütüphaneden daha kapsamlı bir bilgiye sahip olduğunu incelediğimde de bunların arkasında da bir yazarı kabul etmem daha mantıklı olmaz mı? En başta mürekkep bu işi yapamaz. Mürekkebin arkasında 4 sıfata sahip birisi olması gerektiğini söylediğimiz gibi bu işlemleri yapan da görünüşteki atomlar olamaz derim. Niye? Atomlar da mürekkepler gibi ilimsiz, iradesiz, kudretsiz ve hayatsız varlıklar. Demek ki bu atomların arkasında da bu atomları mürekkep gibi kullanan ilmi, iradesi, kudreti ve hayatı olan bir zat vardır. Yazar manasındaki gibi birisi vardır derim. Ve atomlar da onun mürekkep misali kullandığı sadece bir araçtır derim. O zaman en başta bir yazarı kabul ettiğimiz gibi bu olaylarda da bir yazarın varlığı akla görünmüyor mu? Atomların sonuçta bir işlevi var. Yani hepsinin bir hareketi var. Yani onları yakından incelediğimizde onların hepsinin kendi aralarında bir hareketlerinin olduğunu görüyorsun. Atomun çevresinde protonlar, nötronlar falan var. Proton, nötron bunlar sıkıntı evet, değil. Tabii ki bu... Ama benim dediğim ilim, irade, kudret ve hayat. Tabii. Yani sen onları oradan işte onları oradan çıkarabiliyorsun. Sen diyorsun ki burada ilim var, burada kudret var, burada bir şey var diyorsun. Ben de orada görmüş olduğum şey benim bir hareketin olduğu, bir kaotik ya da değil, bir hareketin olduğu ve hareketin bir şeye neden olacağı. Anladın mı? Yani kendiliğinden olan şeyler bunlar. Yani ille de bunları bir üstünde bir irade olmasına gerek yok. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Böyle düşündüğümüz zaman şuraya geliyoruz. Böyle düşündüğümüz zaman en küçük yönetim araçlarından en büyük yönetim araçlarına kadar bizi idare etmesi gereken sanki bir şeye ihtiyacımız varmış gibi geliyor. Oysa ki böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Tabii ki işbirliklerine ihtiyacımız var. Arkadaşlıklara, işte bir aileye, bu tip işbirliklerine ihtiyacımız var. Duygusal açıdan da, yaşamsal açıdan da. Ama biz aslında yaşarken üstümüzde böyle bir iradeye ihtiyaç duymaksızın yaşayabiliriz. Yaşamalıyız. Yani böyle bizi devamlı bir idare edecek, bize işte ne bileyim komutlar verecek, emirler verecek, ne bileyim bir şeye ihtiyacımız yok. Bu bir tanrı da olabilir yani. Biz atomları bizzat incelediğimizde atomda ilim, irade, kudret ve hayat özellikleri yok. Zaten atomda bunlar yok. Ama sen diyorsun ki hareketine bakarsak diyorsun bu mana çıkar. Ben de onu diyorum. Bak, ben bir canım ve atomlardan oluşuyorum. Süper. Ama nasıl oluyor işte? Atomda bu yokken bu nasıl oluşuyor? Bu bilimsel içeriği nasıl oluyor bunu birisiyle, yani bu konuda şeyi olan, yetkinliği olan birisiyle konuşsan daha iyi olur. Ancak bunun kendiliğinden belli kurallara, belirli kanunlara uygun şekilde işlediğini biliyorum. Zaten başka türlü olsaydı herhalde büyük sıkıntı olurdu. Her ne olsaydı daha basit bir yerde olurdu diye tahmin ediyorum. Çok basit. Yani. Her saniye 3 insan dünyaya geliyor. Sürekli mesela ağaçları görüyoruz, sürekli varlıkları görüyoruz. Mesela güneşe baktığında her gün güneşin doğumunu görüyoruz ve güneş de aynı atomlardan oluştuğu için bunun hareketinden de ben yine yaratıcı bulabiliyorum. Evet. Niye? İlim, irade, kudret ve hayat bunda yoksa mürekkep örneğindeki gibi gayet basit bir şekilde bunları kontrol eden bir yaratıcının varlığını arka planda görebiliyorum. Tamam. O zaman bir dakika. O zaman şunu yap bence sen. Madem ki hayatın hani seni bu şekilde şey yapan, etki altına almış, hani kendisini bu kadar incelikli bir yerde de işte ya da daha genel bir yerde de sana hep gösterebilen bir şey varsa eğer, bence ondan çok daha fazla şey almalısın. Yani çok daha fazla şey almalısın. Bence yani bu kadar güçlü bir şeyse bu, onun senin yaşamına çok iyi gelmesi lazım. Geliyor işte elhamle. Olması lazım. Yani geliyor. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum sana. Talihsizliklerin bence sıfırlaması, işte hayatını senin için daha kolay yapması lazım. Neden? Çünkü sen ona çok fazla şey veriyorsun. Gördüğüm kadarıyla veriyorsun yani. Veriyorsan o zaman bence en az o kadarını da almalısın. Zaten dediğim gibi başta da konuştuk ya, motivasyondur, mutluluktur, kaynaktır. Eğer ben bu kadar basit bir örnekteki gibi her işlemi bir zatın yaptığını görüyorsam, ki görüyorum net bir şekilde, o zaman bu zatın beni nasıl şefkatle beslediğini, anne şefkatini nasıl o
aslında Allah'tan geldiğini, o zatın beni ikramlandırdığını görünce dünyada da mutluluğu buluyorsun ve ahiret inancı da peşinde gelince huzuru da yakaladın, inancı da yakaladın. Ben ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Daha pratik şeylerle ilgileniyorum. Yani ölüm gerçeği de hepimizi bekliyor. Tabii, sevdiklerin, senin hayatın, kendine verdiğin değer. Şimdi ölüm gerçeği varsa bunu o zaman önemsemiyorum demeyi ben çok anlayamıyorum. Nasıl olur da önemsemeyiz? Ya bak, öyle bir hayat yaşamalısın ki bence de gerçekten ölürken, yani eğer hani yatakta ölebilmeyi becerebilirsek, bilincimiz açık bir şekilde yani yapabilirsek bunu. O zaman bence ya ben bu hayatı yaşamaktan gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki de yaşamışım diyebilmelisin. Bence gerisi zaten aç çöpe gitsin. Ama yani şunu, ondan sonra ne oldu falan. Bence her şeyi burada güzel yapacağız. Peki şunu soracağım. Her mesela yani. Önümüzde şu an bir dar ağacı olsa, evet. birisi bizi sallandıracak gibi görsek. Hmm. Önümüze bir meyve tabağı gelse ben rahat yiyemem. Doğru mu? Tabii ki. Yani. Önümde o var çünkü. Bunun gibi de ölüm... Öleceksen değil mi? Öldürecekler seni, evet, biraz sonra. Dar ağacı varsa. Nasıl rahat edeceksin? Ben de diyorum ki ben eğer ölümü ebedi bir yokluğa gidiş olarak görürsem, sevdiklerimle beni ayıran bir idam ya, olarak görürsem ben burada mutlu olamam ki. Sen böyle düşünüyorsun bilinçli olarak. Artık öldükten sonra biliyorsun hani bilinç öyle şeyler artık yok yani. Şu an nasıl ama? Yani şu an nasıl huzurlu yaşayabiliriz? Yani. Tabii şu anda buradayız zaten ve burayı keyifli şekilde yaşamamız lazım. İşte nasıl yaşayabiliyorsun? Az önce meyveyi rahat yiyemedik. Benim önümde şu an bir dar ağacı yok ama. Yine zaten olacak yani. Bunun için bunu düşünmemem gereken şey burası. Tamam, başarılar dilerim.